Can Yavuz'u saat 8.30 gibi mi? 7.30'da mı? Hayvana ne zaman gidiyorsun? Tahminim 8'di filan dedim abla. 8'de gördüm. Bir daha Yavuz'u görmedin mi? Kaçta gördün Yavuz'u? İkindin sağıma gelesiye kadar görmedim dedim abla. İkindi yani 17'ye kadar, 18'e kadar görmedin. Hiç görmedin mi evin oralarda? Yok. Hiç görmedin. Peki Akile Hanım, sen Ümmü'yü en son ne zaman gördün? Ümmü'yü ben hiç görmedim. Yavuz geldi, malları kattı, hiç görmedim dedim yavrum. Malları kattı, Yavuz eve bile girmedi. Ahıra gitti, sağdı, o süt getirdim diyor ya. Akile Hanım. Sütü de ben getirdim. Evet. Aa, sütü ben getirdim. Bir dakika Orhan Bey, sütü ben getirdim onu diyor. Onu diyecektim işte ben de. Evet evet. Ama bir anlatsın, bir anlatsın, anlamadım. Bir de anlatır mısınız siz? Yani hiç Ümmü'yü görmedim dediniz. Bir daha söyleyin, sesler üst üste bindi, net anlaşılsın. Bir daha söyle Akile Hanımcığım. Yavuz geldiğinde var ya, ben saatin kaç maç dediğini bilmem, havluya kattık malları. Tamam. O içeri bile girmedi, doğru ahıra gitti. Kazar geldi, döktüyse de ne olduysa de saman döktüm diyor ya, dökmedi ilana. Oradan aa, Yavuz direkleri sağmış, ben de yardım edeyim dedim, gittim sütünü ben getirdim. Yani saman dökmeye gitse ya da şey neresi, harmana gitse görür müydün Ümmü'yü? Görürdüm, ben dışarılardaydım işte, malları beraber kattık. Zaman dökendi, inseydi ben dışarılardaydım zaten. Yemek hazırlarım, çalı çırpalım. Samanı kim döktü o zaman? Samanı kim torbalamış dedim abla, sor. Sor, sen sor. Samanı torbalara kim doldurdu o idara? Torba morba yoktu, o gün torbalar doluydu. Çıkmadım, çıkmadım, çıkmadım çocuğum kaybolduk. Ya bazen 2 günlük, 3 günlük dolduruyordu. Ben aynen, onu, aynen. Orayı aynen hatırlayamıyorum işte. Orada o annen gün hatırlıyor. Annem bazı şeyleri hatırlıyor. Şimdi, bilmiyorum ben. Annem de orada bir tenek yere atladı. Ben geldiğim gibi ahıra girmedim. Bir yarım saat kadar evde oturdum. Evde oturdum. Oturdum bak. Bir yarım saat kadar oturdum. Dinlendim. Hayvanlar da dinlendi. Ondan sonra sağım aldım ben. Çocuk yolladığında biliyorum. Ama sütü de ben şey yaptım. Süt için de ben indim diyor Akile Hanım. Annen sütü. Onu da hatırlamıyorum bak. Ben annem mi aldı yoksa bu mu aldı? Ben tam orayı da hatırlamıyorum bak. Ne diyorsun Akile Hanım? Çocuk gönderdiğini biliyorum dedim abla. Ama tahminim bu yoktu. Benim sütü ben getirdim anam, ben. İşte bak orayı hatırlamıyorum ama tahminim %90. Ama biz bugüne kadar şunu konuşmadık mı ya Orhan Bey? Ay gerçekten çıldıracağım yani. Yani ne inanacağımızı şaşırdık abi, gerçekten. Ya yani gerçekten gerçekten çıldıracağım yani. Canım abla, ben devamlı söyledim bunu zaten. Yavuz, ben bizzat yaşayanın anlatması lazım, senin değil. Diyor ki Ümmü, ben o gün saman doldurdum, ahıra bıraktım, eve geldim. Orasını ben bilemiyorum. Şimdi annen diyor ki hiç aşağı inmedi, ahıra saman falan ama koymadı biz diyor. Biz geçen gün o meseleyi konuştuğumuzda Ümmü aşağı indi, sütleri beraber götürdünüz mü sen? He dedin, getirdin. He demedim dedim abla bak. Ya itiraz etmedin. Hatırlayamıyorum dedim. Hatırlamıyorum dedim. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Annem mi getirdi, bugün mi getirdi dedi. Bak gene hatırlamıyorum. Ben gene hatırlayamıyorum. Hiç aşağı inmemişsin o zaman sen. Bak kesinlikle ben bilmediğim şeye bir şey yorum yapamam. Bir şey söyleyeceğim. Müsaade edin, bir şey söyleyecek. İndim dedim abla. Samanları doldurdum. Aynı ahala koydum, geri döndüm. Ama sütü çocuk yolladığını biliyorum. Ne duru daha evde sütü çıkarsın dediğini biliyorum. Ama kimse seni görmemiş aşağıda. Benim, Akile Hanım çok net hatırlıyor. Benim tahminim de Didem abla, çocuk var diye ben tahminim dememişimdir. Annem getirmiştir. Bak ben öyle tahmin ediyorum. Makbule'ydi ya, ne durum yukarıda sütleri getirsin, süt sen dişini harman gelecek yerine, diye. Sen harman yerine çocukla mı gittin acaba ya? Yok Didem abla. Sen harman yerine çocukla gittin. Daha doğrusu sen harman yerine gittiğinde çocuk da senin arkandan geliyormuş, doğru mu? Önceleri evlerin önünde olduğunda gelirdi, o gün gelmedi. Tamam ama çocuk senin harman yerine gittiğinde senin arkandan gelmiş ve seni o sırada seni biriyle mi gördü acaba orada? Kimse gelmez ki bizim oraya harman yerine. Birileri gelmiş olabilir mi acaba? Yok. Çocuk o sırada Yasin görmemesi gereken bir şey, o sığınma evindeki kadınlara söylediğin gibi çocuk görmemesi gereken bir şey görmüş olabilir mi Ümmü? Yok Didem abla. Onca köpek geldi, şey geldi, haydi yaptığımı kabul edeyim. Nereye koyacağım beni çocuğu? Harman yeri ne kadar uzaklıkta, koyabileceği bir yer var mı? Biri sana yardım ediyorsa koyarsın. Onlar yok Didem abla. Şimdi Didem bilmediğiniz abla için, o bölgeyi bilmediğiniz için yani sorularınızda haklısınız. Yani tamam şöyle, ağaçlık bir bölge işte, biz şunu söylüyoruz. Tamam. Ağaçlık bir bölge, oraya kadar gidiyor. Ya bütün olasılıkları, senaryoları konuşuyoruz. Çünkü o sırada gittiğini söylüyor ya harman yerine. Gittim diyor, hiçbiriniz görmemiş, annen görmemiş daha doğrusu. Oraya doğru gidiyor Ümmü. Arkasında o sırada biriyle buluşmaya gitti. Acaba çocuk orada onları mı gördü yani? Olabilir mi sence Yavuz? Ya, bilmiyorum dedim abla ben. Gerçekten ya. Çünkü hiç dışarı çıkmadığını söyleyen Ümmü,
Jandarmanın böyle bir sorusu oluyor. İşte biz sizi uydudan gördük falan gibi böyle bir zarflama dediriz ona. Zarflama yapıyor ve Ümmü onun gerçek olduğunu düşünerek dışarıya çıktığını o zaman söylüyor jandarmaya. Ondan öncesinde hiç dışarı çıkmadığını söylemişsin çünkü. Sen gerçekten dışarıya çıktın mı? Samana çıktım hocam. Başka bir şeye çıktın mı? Öğlen soba yakmak için yine çıktım. Allah Allah. Vallahi kime inanacağımızı şaşırdık. Her gün farklı bir şey. Peki Akil Hanım ya seni görmedi? Mutfakta olabilir Didem abla. Mutfakta olursa benim geçtiğimi görmez. Mutfakta olduğun için görmez diyor Akil Hanım. Hı. Ben var ya, ben bir evde bir işim olup da şöyle avara kalıp oturmanca ben bu evden kimseyi görmem. Sokağıma ateş yakıyorum, aynı da diyorum. Mutfağımda yemek hazırlıyorum. Çocuk geliyor, çay koyuyorum. Ben bu yanına gelir de bir dinlenmeye oturursam benim tavuğum geçse ben merdivandan görüyorum. Tamam, kedim hemen geçse görüyorum. Vallahi görüyorum. Görmedim. Görmedim diyor Ümmü, görmedim diyor. Küçük şey ev zaten. İzleyici diyor ki acaba diyor Ümmü diyor evde bir şey yiyemediği için Yasin'i bakkala bir şey almaya göndermiş olabilir mi? Ve korktuğundan bunu saklıyor olabilir mi? Şahane yok, bir soru. Abla, elimde param. Şahane bir soru yani. Elimde param yok ki neyle göndereceğin çocuğu? Bilmiyorum var mı yok mu ben neyle. Vereseyi yazdırmıyor musunuz bakkala, var mı öyle bir şey? Sonrasında halledeceğim hocam. Ben yazdırırım hocam da yani o da ben fazla durmaz zaten. Mesela bugün aldığım şeyi ama bir gün ama iki gün sonra geri vereyim. Ya Ümmü mesela aldırır mı bakkala çocuğu? Ben hiç ödemedim. Böyle bunun borcu olarak hiçbir para ödemedim ben. Yazdırmam hocam. Bir şey daha soracağım. Sorun sorun biraz sonra bayram şartları olacak canlı yayında. Biraz önce Didem Hanım en başta konuştuğumuz konuda çok küçük bir sorun var sana. Mesela sen alışveriş yapıyorsun ya eve bakkala. Evet. Şey. Aynı zamanda yukarıya da alıyor musun bir şey? Hayır ben bak tek alırım. Aşağı mı alıyorsun? Aşağıya alırım. Niye ama bu kadın evde yemek yemiyor, aşağı inmiyor. Niye yukarıya da almıyorsun ekstradan? İnsin hocam ben ne yapayım? Ya inmiyor. Çocuklarımızın hepsi orada. Tek hocam tek. Ya enteresan bir şekilde. İşte ben söylüyorum bak çocukların hepsi orada. İnsin o yatsın o da iyisin. Ben de yeğen annem de iyisin. Niye sokuluyor o odanın içine? Ya bir de bir şey ev üstüne olmaz. Evini ayırsaydın. Belki o ayrı o şey yaşamak istiyor. Didem abla orası köy yeri bak. Ya olabilir. Değil ki bak. Ya köy yeri ben bizde bizim annelerimiz de köyden geldi. Biz hep biliriz Allah köy yerlerini yani. Ben bütün hayatım boyunca İstanbul'da benim ailem burada. Benim ailem Sivas'tan geldi. Yani yıllarca orada yaşadılar. Ben, bizim akrabalarımıza gidiyoruz geliyoruz yani. Hala gidip biliyoruz, geliyorum biz ben. Köy hayatında biliriz yani. Ama kardeşim aynı evde altta üstü yaşayabilirsin ama sen yukarıda bir düzen kurabilirsin. Didem abla yukarı düzen kurduğunda aşağıda annem var. Olsun çocuklar orada. Ya neyse Yavuz ya. Yapabilirdin bunu da yapmamışsın evet. Yani. Yani orada da bir eksikliğin var yapmışsın. Yavuz yok değil. Sen de ya inatlaşmışsın. Bile yapmadım Akil ben. Akil Hanım bir şey söylüyor. Akil Hanım bir şey söylesin sonra. Ben içeriz. Herkes evine gider. Televizyona bakar ne olur sen işlerse. Ondan geri o can istedi geldi. Can istemedi gelmedi. Her zaman iyice acıktı geldik böyle yedik. Biz ayrı diyoruz. Şimdi bayram tamam. Çok.